Selamun Aleyküm muhterem seyircilerimiz. Bir yeni programda daha birlikteyiz. Rabbimize hamdolsun, Resullerine salat ve selam olsun. Ve siz muhterem seyircilerimize de Allah'ın selamı üzerinize olsun diyerek, işte bugünkü üst başlığımız eşkıya veya Kur'an'ı tabirle eşkıya. Bu çok gündemde ve kolay kolay da gündemden düşmemiş, düşmeyecek gibi duruyor. Niye? İşte artık yeni dönemde yeni dönem savaş taktikleri veya stratejileri bunun üzerinden yürüyor. Vekalet savaşlarıdır veya terör örgütleridir, eşkıya örgütlerdir vesaire. Biz bunları iyi anlayabilmek için özellikle biz müminler bir defa bunun Kur'an'daki karşılığı nedir onu bilmemiz lazım. Hatta bütün insanlığa işin hakikatini anlatabilmek adına bir defa bunun Kur'an'i karşılığını bilmemiz lazım ki onun dışındaki karşılıklar oturmuş isabet etmiş gibi sanılıyorsa, zannediliyorsa bile o öyle değildir. O tamamen bir zandır, zansa yani çoğu kere e, nedir İsabetsizdir. Özellikle asli konularda külliyen isabetsizdir ve e, bir bilimsel ilmi değeri yok. O açıdan biz daha işi ilmiyleştirelim, Kur'an ileştirelim, Taşlar yerine otursun. Ve niye bunu diyoruz? Çünkü kavramlar çok karışık, kafalar karışık. Herkesin kendine bire, göre bir eşkıya tanımı var. Yani bir terör tanımı var. İşte onun teröristi, Beriki'nin teröristi. E hangisi? Dolayısıyla yol alabilmeniz için bir meselede onu halledebilmeniz, üstesinden gelebilmeniz için Doğru teşhisler, doğru tespitler olması lazım. Yok öyle değilse, herkesin kafası karışıksa teşhisler oturmaz, taşlar yerine oturmaz ve sürekli bu bir e, yara haline dönüşür, müzmin bir hastalığa dönüşür ve devam eder ki öyle. Eğer hakikaten bu işi çözmek isteniyorsa, üstesinden gelmek isteniyorsa o zaman sadece teşhis birliği değil, Yanlış üzere te birlikte olabilir ama e, o da yanlış. Doğru hem doğru olması lazım teşhisin hem de orada birlik sağlanması lazım teşhiste, tespitte bir birlik sağlanması lazım kavramların aynileşmesi lazım kafaların aynileşmesi lazım. E Ne olacak? Kiminki olacak o zaman? Senin kimi onun gibi benimki zaten ideolojiler, fırkalaşmalar, farklılaşmalar buradan çıkıyor kardeşim. Ne seninki ne benimki. Ne senin keyfine keder ne benim keyfime keder. Yani ne senin keyfine göre kader, kader ölçüm biçim, ne benimkine göre. Senin de Rabbin, benim de Rabbim. Hak olan işte bu dünyayı bu dünya nizamını tesis eden dolayısıyla yani kuralları koyan onun kanunlarına göre işleyen bir hayatta, bir dünyada bunun doğru tespiti, teşhisi de oradan çıkacaktır. Öyleyse bu Sadece benim Rabbim de değil, bütün külliyer herkesin yaratıcısı, yaşatıcısı ve herkes kabul etsin etmesin ona dönecek. Öyleyse onun tanımlamaları diyoruz, onun değerlendirmeleri öne çıkması lazım. O zaman bir teşhis, hem doğru bir teşhis hem de bir birliktelik yoksa diğer türlü birliktelik de sağlanamaz bakın. Niye? Herkes kendi tarafına çeker. Herkes kendine yontar. O zaman kesinlikle bir netice elde edilemez. Böyle bir girdap, böyle bir çıkmazın içinde insanlık sürülüp gider. Birbirinin ayağına çelme takmakla, birbirine engel olmakla, yani birbiriyle yardımlaşarak daha güzellikler üretmek yerine birbirine işte ayak şu anda da bakın özellikle Türkiye şartlarında biraz palazlanmaya kalktığın zaman birileri Niye? Hemen çelme takuya kalkıyor. Niye? Çünkü kendi menfaatini senin kaybın üzerine kurgulamış. Sen kaybedersin ki kaybedesin ki o kazansın. Ve köşe dönmece, hırsızlık birilerinin kaybı üzerine, birilerinin işte e, zorluğu üzerine, onun kaybı üzerine kurulan bir kazanç hayır getirmez. Sen kazansan bile o kaybediyordur. O da hiç dünyada yaşıyor. Yani böyle bir düzen yerine bir kolonileşme, sömürge veya asalak, parazit, parazit ya üstünde. Bu tür bir yaşam yerine nasıl bu tıbbı hayatta parazit yaşam yalnızsa, birinin aleyhine çalışıyorsa, dünya hayatında da öyle. Daha onun yerine yardımlaşan, teâvenu bil bir, iyilikte yardım, birbirinin kazancında yardımlaşan, ve kazan kazan, herkesi kazandıran böyle bir sistem. Ha bu yok, var. İslam bu işte. İslam mekeresi, Allah'ın meşruiyet dediğimiz o, hakkaniyet dediğimiz şey bu. Ve burada kimse kaybetmiyor, herkes kazanıyor. E buna rağmen birilerinin kaybı üzerine kurulan kazançlar hayır getirmez, mutluluk getirmez. Er geç o da hırslanır, bu defa. İşte bu kavga, savaş, gıtal, fesat, fitne, terör, eşkıyalık bundan olur. Allah herkese yetecek kadar rızık yaratmış. Kimse korkmasın. Ama bir avuç aç gözlüler yüzünden aynı dünyada herkesin rızıklanabileceği, yaşayabileceği hem de hem de çok iyi şartlarda yaşayabileceği bir dünyada maalesef birilerinin aç gözlüğü, hırsızlığı Dünyayı bu hale çekilmez hale getiriyor ve her geçen günde insanların karnını doyurması zorlaşıyor. İşte bu bu çıkmazın, kısık döngünün neticesi. Bunu bir yerde durdurmak lazım. Durdurmanın yolu da işte İslami bir yaşantıya, İslami bir hayata en, en azından anlamak ve alışmak, uyum sağlamak. Ki bunun zıttı olan eşkıyalığa, teröre mafya, bu şirket olarak, devlet olarak ne olursa olsun, kurumsal, şahsi bilmem ne, bütün külliyen her türlüsüne, her türlüsüne karşı bir duruşun sağlanabilmesi lazım. Tek taraflı değil, tek taraflı olmaz. Bakın dillendiriliyor. Dünyada terörizmin, eşkıyalığın, Kur'an'ı tabirle eşkıyalığın, işte ecnebi tabirle terörizmin üstesinden gelebilmek için dünyaca hep birlikte tavır takınmak, birlikte hareket etmek lazım. Yoksa diğer türlü bir taraftan kovalanır, öbür taraftan çıkar. Öbür taraftan kovalanır, öteki taraftan çıkar vesaire. Bu as ve üstte yetmedi. İnsanlar birisi öbürünün eşkıyasını besler, e öbürü öbürününkini. Yani böyle bir kısır döngü. İşte bakın önceden esir takasları vardı değil mi? Kıtaller vardı, savaşlar. İnsanlar esir ediliyordu. Ve esir takasları vardı. Şu anda şey değişti, gıtal dönemi, savaş dönemi bitti. Daha önce söyledik. Fitne dönemi başladı. Hatta ne dedik? Üçüncü dünya savaşı değil, birinci dünya fitnesi, kaosu ecnebi tabirle. Peki, önceden esir değişimi vardı. Şu anda ne var? Şu anda aslında onun yerine terörist değişimi olması lazım. Eşkıya değişimi olması lazım. Yani eğer sen onun eşkıyasını tespit edip ona teslim ediyorsan o da sana karşı eşkiyalık yapanı tespit edip sana teslim etmesi lazım. Bu böyle yapılmıyorsa yani es esir değişiminde bile nasıl bir takas bir hakkaniyet söz konusuysa burada da olmak durumunda ama şu anda her şey karman çorman bir kaos fitne dönemi ve adam senin kendi şey sana karşı olan eşkiyayı kendisi bizzat el altından yetmedi açık açık besliyor, büyütüyor, destekliyor. Sonra diyor ki sana o benim teröristim benimkini de ver. E sen diyorsun ki ona sendeki bana karşı eşkıyalık yapanı da sen bana ver. Yok. Bu işte Hudeybiye sözleşmesinde, ahitleşmesinde hani o günün eşkıya devletleri işte nedir Allah Resulü'ne karşı ne dediler? Bizden Müslüman olanları biz size vermeyiz bakın. Mekke'deki Müslüman olanları biz Medine'ye teslim etmeyiz. Ama Medine'de İslam'dan çıkanları bize verin. Böyle bir anlaşmayı ileri sürdüler ve bunu kabul, zoraki kabul. Yani o şartlar itibariyle. Ama tabii ki bu aleyhlerine döndü zamanla. Değişmedi, değişen bir şey yok. Eşkıya devletler o günde böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bu değişmeyecek ama bu düzenin bir yerde bitirilmesi lazım. Bu çarka dur denmesi lazım. Makul olan budur. Ve işte şu anda Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada birçok eşkıya tören, terör, İslam aleyhine veya birçok işte İslam olmasa bile İslam olma gayreti içinde olan veya en azından tarafsız olma gayreti içinde olan dünya süper güçlerinin eşkıyalığına alet olmayan, onlarla birlikte işbirlikçiliği yapmayan devletlerin, milletlerin, halkların onlara karşı işletilen anarşinin, terörün eşkıyalığın müsebbipleri teslim edilmiyor. Ama beri taraftan isteniyor. Burada işte yeni yeni dillendiriliyor bir mütekabiliyet bu en doğal bir şeydir, en hakkani bir şeydir. Ama bu gerçekleştirilmiyor. Dolayısıyla bu işletilmeye çalışması lazım, çalışılması lazım ki bu noktada da işte yeni yeni seslerin yükseltildiğini, bir dik duruşun sergilendiğini görüyoruz. Bunlar da tabii ki inşallah daha iyi durumlara doğru geçilecektir, daha mesafe alınacaktır. Yoksa diğer türlü hakikaten bu eşkıyalığın, terörün köküne kiprit suyu dökmek mümkün olmaz. Bir sonraki afişle devam edelim. Şu anda bir böyle bir başlık attık ve bir güncelleme yaptık. İşte e, nihayetinde bazı siyasi otoritelerin dilinde bu yavaş yavaş her ne kadar bir başkaları bunu anlayamasa da yavaş yavaş bu gündem oluyor ve işin aslına dönelim. Şems suresi yani güneş suresi. Güneş gibi hayatı aydınlatmanın hayata dair asli, temelli, doğru bilgiler veren bir sure. Kur'an hep öyle de işte Şems Güneş suresi. Ve burada bakın tanımlanıyor. En sonunda eşka yani eşkıya. Yani terörist. Yani bir nizama karşı anarşistçe, asice tavır takınanlar anlamına. Ama tabii ki bu hak bir nizamsa ona karşı anarşi terör olur ama eşkıya zaten Kurulu sistem ise kurulu sistem teröristse bu mümkün olmaz. demet semudu bitavvaha. Yalanladı semut, semut kavmi o günün süper gücü. O günün işte yani devasa binalarının, kulelerinin, şunların bunların dikildiği, belki sağlam kayaların oyulduğu, sütunların dikildiği o günün süper gücü. Tek kutubu neredeyse. Veya çiftse ikisinden birisi tavaha ve semut kavmi ta, yani tağileşerek, tuğyanileşerek. Bu ne demek? Eşkıya ile tuğyanilik arasındaki ilişkiyi de hemen kurayım. Tağ'i Allah'ın nizamına karşı onu yasaklayarak kendi nizamını, düzenini daha doğrusu düzensizliğini oluşturmaya çalışan güç odakları. Yani şer odakları, süper güçler. İşte güç kutupları ne derseniz deyin devletler veya beynel şirketler ve onlar kezzebet yanınladı. Neyi yanınladı? Hakikati vahiy yanınladı ve asıl teşkiya eşkıya terör tanımını yanınladı ve kendine göre bir tanım geliştirdi. Nedir? İşte ben ıslah edeceğim dedi ta ki teröristin kendisi ve izin ba'fe eşkaha hemen şunu da izah edelim ve ne zaman ki idim ba'se ba's ne demek vel ba'su ba'del mevt diyoruz ya yani ölümden sonra bir e, di, ortaya çıkış ba'se ba idim ba'se ortaya çıktığı zaman eşkıya onun eşkıyası bakın burada işte şems suresi 11 12 bir tağî denen üst kurum var devlet var şirket var bir, bir görünen bir güç odağı var bir de onun eşkıyası var onun eşkıyası ortaya çıktığı zaman diye bakın ne güzel şiirsel hem, hem de kezzebet Temudu bi tawaha izim ba'te eşkaha bir beyit kezzebet Temudu bi tawaha izim ba'te onun eşkıyası ortaya çıktığı zaman diye hem de bakın bir böyle edebi bir metin olarak o tanımlanıyor bu eşkıyası onun teröristi ortaya çıktığı zaman işte bu bakın nedir? Tu kurumların, devletlerin, şirketlerin eşkıya çetelerini, örgütlerini vesaire kullandıklarını, maşa olarak kullandıklarını, taşeron olarak kullandıklarını, bu çete örgütlerini kullandıklarını hemen surede görüyoruz. Açık çok seçim. Ama biz bu sureyi okumazsak, bunu anlamazsak hayat tecrübesinden çok sınırlı bir algıyla, anlayışla o da buraya kadar. Halbuki Kur'an okusak her şey çok daha ortada ve eşkıya kim işte Allah'ın tanımladığı, doğru tanımladığı, hakkaniyete oturan, meşruiyete oturan, doğru olan bir tanımlama. İşte bakın bu. Şant suresinde bu eşkıyalık diğer surelerde de çok ciddi bir şekilde tanımlanmış, tanımlanmış. Biz bunlara kulak verelim inşallah diyoruz ve kısa bir ara. Evet muhteremler kaldığımız yerden devam ediyoruz işte eşkıya, tağî tanımlamasını Kur'an merkezli yaparsak, kâhine gerek yok, müneccime gerek yok, siyasi, politik dehalara hiç gerek yok. Acizane, bakın ben bir tıpçı olarak, bir siyasetçi değilim, politikacı değilim, bilmem ne değilim ama, şu afişi, tağînin doğuşu diye afişini, bakın belki birileri anlamıyor bunu, tağî nedir, bilmem nedir, işte tağî, eşkıya'yı besleyen, ...üst kurum, otorite, güç odağı. Ama biz Kur'an'ı tam okumuyoruz. Ve ilk surede bu geçiyor ve defaatle geçiyor. Tağî, tağî, tağî. Bunun mübalağalı hali, çoğul veya kurumsal hali tağut diye geçer. Tağî onun müfret yani tekil hali, başlangıç hali. Alak suresinde böyle başlar. Sonraki surelerde işte tağut şekline dönüşür. Ve bir sene önce bakın. Bir sene önce... Daha yeni ismi, daha yani hiç kimse ona şey vermiyor. Ve ben o zaman bu afişi hazırladım. Bu program için o günlerde Tağî'nin doğuşu diye işte öyle de oldu bakın. Niye? Bir defa doğru tanımlama Tağî dedim. Çünkü İslam mı? Hayır. İslam'a karşı üretilen biraz Yahudilik, biraz Hristiyanlık, biraz işte beşeri sistemler şu bu ve orada yani faşizanlık şu bu vesaire onların toplanıp ürettikleri bir beşeri bir beşeri bir şey yığıntı bir yığıntıdan adeta buzal gibi bir şekillendirme yapıp ona bir ses çıkartıp rüzgarla ve o yani bütün insanlığı ona adeta rahmetmek etmek gibi bir durum. Ve bunu Kur'an merkezli okuduğumuz zaman doğru tespitler ortaya çıkıyor. Ve işte tagi, terör vesaire diye şimdi işte öbürü olsaydı, belki olsaydı aslında çok bir şey fark etmiyor ama şunu bilelim. Bunlar İslam olmadıkça, yani İslam barış. Barışa adam akıllı teslim olmadıkça, İslam'a teslim olmadıkça asla buradan barış İslam üremez. Bu, bu sıradan mantıki gibi çıkarım. Ve bunlardan eşkıyalık dışında, mafyalık dışında, terör dışında başka bir şey çıkmaz. Böyle bazen rüya gibi veya rüya gösteriş adına bazen böyle işte duran saatinde 12 saatte bir, 24 saatte iki bir doğru gösteriyormuş gibi doğru gösterdiğinden değil. Değil. Ama tabii ki hareket etmiyorsa yerinde durduğu zaman onu yapmak zorunda. Yani zaman o saat dilimine gelecek kendi dışında yani. Bu tür bir şey olarak değerlendirin. Yani onun dışında çok bir beklentiye girmeyin. Girmememiz lazım. Biz kendi yolumuzda devam etmemiz ancak onları da kendi yolumuza katmanın mücadelesini vermemiz lazım. İkna etmenin, haktan yana olmanın, bunu makul bir şekilde insanlığa aktarmanın yollarını aramamız lazım ki ve baki hakikaten işte bir güç odağı olarak hem de şu anda bir süper güç odağı olarak Semut kavmi gibi bir işte gücün başına geçti ve tabii ki işte orada burada işte yakinen bakın şu anda hava yollarında bile nedir? Belli yerlere belli şartlar getiriyor. Belli yerlerden giriş çıkışları yasaklıyor. Şunu ediyor, bunu ediyor. Sen kimin dünyasında kime yasak? Bu senin ne haddine? Ne haddine? Bu Allah'ın nizamıyla asla örtüşmediği gibi kendi nizamlarıyla da örtüşmüyor. Yani kendileri bir bazı kendilerince evrensel değerler üretiyorlar. Sözüm ona işte sözde ancak bakıyorsun ki ona bile uymuyor. O kendi ürettiği kurala bile uymuyor. Kendi kuralını çiğniyor. Kendi sözünü çiğniyor. Tükürdüğünü yalıyor. Bunlardan başkası beklenmez. Çok taraflı böyle. İşte PYD için vesairede bir beklenti içine giriliyor acaba desteklemez mi diye ama geçeceksiniz bakın. Onlar bu tür terör örgütlerini eşkıyaları tağı ise bu eşkıyayı besleyecektir. Ya açıktan veya böyle kapalı belki zamana oynayacak şu şey bu vesaire. Onun için biz geçenlerde söyledik hızlı bir şekilde bakın. En azından Süleyman Şah Turbesi bir bizim toprağımızdır. Oraya en azından Tel Abyad üzerinden yoksa hakikaten görüyorsunuz PYD ile aramıza bir duvar örüyorlar. Etten duvar örüyorlar. Maalesef bunlardan başkası beklenmez. Ve Kürt halkının da kardeşlerimizin de buna dikkat etmeler lazım. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda Amerikan mandasını destekleyenler olmuşsa bugün işte Kürt dünyasında PYD'nin, PKK'nın yanında olmak Amerikan mandasının yanında olmak demektir. Lütfen bu mandacılıktan vazgeçelim. Bu mandacılıktan kimseye hayır gelmez. Türkiye gelmediği gibi Kürdede de gelmez, araba da gelmez. Bırakalım bu basit düşünceleri, küçük böyle hesapları bırakalım ve ulvi hesaplar, gelecek hesapları, geleceğe yatırım yaparak yola devam edelim. Ve mümin kardeşliği üzerinden, ümmet birliği üzerinden ve bu çapulculara, bu mafya başlarına, bu terör başlarına itibar etmeden, onlara güvenmeden, belki bunu işte şartlar itibariyle çok açık deklere edemezsiniz ama gerekirse yoluna devam. Yani onlara itaat etmeden, onlarla işbirlikçiliği yapmadan özellikle şu anda Kürt halkı büyük bir imtihandan geçiyor. Bu PKK'ya, PYD'ye karşı bu terör örgütlerinin maşalarına karşı çok ciddi tavır takınmaları lazım. Nasıl işte CHP mantığı Türkiye'de bunu işlettiyse şu andaki HDP mantığı da Kürt dünyasında aynı şeyi işletiyor. Belki işi daha da ileri götürüyor. Daha da ileri götürüyor. Oradan aldığı birikimle ve şu anda da görüyorsunuz birçok noktada paslaşıyorlar. Bir sonraki afişle çok buraya vakit harcamayalım. Ve bunlar işte Amerika, terörist ABD. Yani şimdi onun şahıs tekil idarecisi veya onun işte istihbarat başkanıdır, işte onun askeri otoritesidir veya diğer politikacılarıdır. Bunlar aslında bir eşkıya terör... Bizzat yapıyorlar ve yaptırıyorlar. Ancak güya gösteriş olarak, Riya olarak barıştan yana hesabındalar. Onlar öyle de onların oluşturdukları teşekküller, devletler, işte Birleşmiş Milletler'dir, teşkilatlardır, şunlardır, bunlardır. Çoğu kere, çoğu kere eşkıyalık üretirler. Terör üretirler. Terörü beslerler, büyütürler. Ondan sonra zavallı bizim gibi ülkelerin, halazlanmaya çalışan, ayağının üstünde durmaya çalışan ülkelerin sürekli başında demokrasinin kılıcı gibi sürekli bunu sallarlar ve işte terörist bu bir de hani diyorlar ki işte bunu belli çeteler üretirse terör ha devlet nizami olarak üretirse değil. Öyle bir saçmalık olabilir mi? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Ya bir şey nizamileşmesi, nizama girmesi yani örgütlenmesi, yapılanması onu daha da büyütür daha büyük terörist yapar. Eşkıya devlet olduğu zaman daha büyük teröristtir. Bir çete işte şirket olduğu zaman, beynelmeler bir teşkil, teşekkül olduğu zaman daha güçlü bir eşkıyadır. Ya yani bunu bile hakikaten bu açık seçik bir ortadaki durumu bile ters yüz edip algı yönetimine, algı idaresine geçebiliyorlar. İşte Kur'an'ı Türkçe ile terör üretiyor diye. Terör üretiyor. İşte bakın bu New York'taki o olaylar kim yaptırdı, kim yaptı, niye yaptırdı, hedefteydi, kime yaptırdı? Bütün bunlar koskoca soru işaretleri. Koskoca soru işaretleri. Aslında soru işareti bile değil. Belli. Belli. Bunu adam ya yapıyor, ya yaptırtıyor, yaptırtıyor. Velev ki buna birilerinde kullanıyor. Kullandığı kişiler bizzat kendi adamı olabilir veya kendisine tepki duyan biri olabilir. Yani tepkiyi de kendi lehine kullanıyor. Hani bir güreş oyunu vardır. Karşı rakibinin gücünü öyle bir oyuna getirirsin ki onun gücünü ona karşı kullanırsın. Tepki oluşturuyor. Değişik coğrafyalarda. Bakın şu anda bile, şu bir hafta içinde Fırat, şeyin e, Halep'in şurasında burasında bir cami bombaladı. 50 küsür kişi. Bir okul bombaladı 40 küsür kişi sivil öldü. Musul'da, Halep'te 24 saat içinde 500'ü aşkın kişi bakın 500'ü aşkın sivil ölüyor. Ama kimsenin duymuyor. Duyarsa da duyurulmuyor da. Duyunsa da hassasiyetler, tepkiler kırılmış, engellenmiş, önlenmiş. Peki bu terör eşkıya size karşı işleniyorsa, senin evladına, ailene, ülkene, inşaatına, işine, yani kendi binalarına, malına, mülküne, devletine karşı işleniyorsa, kendi çocukların bu konuda işte şehit ediliyorsa, anne baban vesaire kurulu düzenin bozuluyorsa, yılların biri kimi? Peki o beş tane evladın varsa en azından birisi buna tepki duyar ya. bu Bıçağı alır çıkar ortaya. Aslında bir yerde haklıdır. Ama gene de istemezsin onu. İstememene rağmen bu tür şeyler olur. Bu tepkiyi de birileri kullanır. Bu haklı tepkiyi ancak delikanlıca, delikanlıca belki hesap edemeden, kitap edetmeden böyle hincin bir şekilde yapmadan böyle yapılan tavırları da işte o gözetleyen tilkiler, çakallar ne yapar bunu kendi lehine kullanır. İşte burada da en iyimser haliyle bu olmuş olabilir. Buna bile ben şey vermiyorum. Böyle bile olsa bunu işleyen kimdir? Asıl bunu tertip eden, planlayan ve o tepkileri buna dönüştüren, üstelik bunu yeniden bir mazeret sebep olarak algılayıp, algılatıp ve işte Afganistan'a giren, Irak'a giren, Suriye'ye giren, Filistin'deki zulmünü devam ettiren, Mısır'daki darbeyi onaylayan şu bu vesaire say say bitmez. Bu terör değil de nedir? Bu eşkıya değil de nedir? Bu teröristik değil de nedir? Eşkıya başlık değil de nedir? Bire vicdansızlık. Şu anda biz PKK, PYD bile asıl eşkıya değil, onların ağa babaları diyoruz. Bu PKK'nın bilmem neyin FETÖ'nün bunca bunca zulmüne rağmen gene de arka plandaki asıl ağa babalarını işaret ediyoruz. Peki işte Müslüman coğrafyalardaki, Müslüm coğrafyalardaki gençlerin veya böyle kendi çapında tepki duyanların bu tepkilerini buralarda kullandıkları zaman onlara nasıl utanmadan, sıkılmadan, evet yanlış bir tepkidir, kontrolsüz bir tepkidir, kontrolsüz güç güç değildir. Evet, İslami usulle değildir. Evet, ama ona bir terörist, bir eşkıya yaftasını yakıştırmak hakikaten asıl terör ağa babaları dururken, onları bu suça itenler dururken, onları hakikaten o masumlara bunu bu yaftayı yakıştırmak olmaz. Bu akıl fikriyle Mevla bulunmaz. Bu akıl fikriyle eşkıyalık, mafyalık, teröristlik önlenemez. Bu fitna fesedin önüne geçilemez. Burada ciddi bir çarpıklık var. Ciddi bir kısır döngü var. Sen öyle dediğin zaman birilerini ekmeğine yağ sürüyorsun. Asıl onları kullanan, o tepkiyi de kullanan, o taştan suyunu çıkartan taşın, her şeyi suistimal eden, her şeyi kendi çıkarı için kullanan ve o mazlumlara hakikaten bir nefes hakkı tanımayan, bir tepki hakkı tanımayan, Tepki aslında bir ağlamadır. Şey ve huve işte ağlatan da güldüren de odur. Yani aslında bir ağlama İnsanların acısını bile yaşattırmayan bu kadar zalimane bir sistem dünya işte beşeri sistemleri bu kurulu çarpsızlar, düzensizlikler bütün bunların borazanı veya onların ekmeğine yağ sürmek niye? Niye? O zaman o insanlar hakikaten bu kadar zulümde kedi de aslan kesilir ya. Yazık değil mi? Bu aslında hani doğru tespit değildir bu. Yani bir tarafından doğru kırıntısı var ama doğru o zaman yanlış yapıyorsun. Sen yanlış hedeflere yöneliyorsun. Konuyu saptırıyorsun ve seni yanıltıyorlar zaten oraya. Başka yerlere dikkat çekip malı götürüyorlar. Asıl eşkiyaları doğru tanımlamamız lazım. Hani o büyük şeytan tanımlamalarına giren bunu, bunu da aslında... Ben Bir sonrakine geçelim. Evet. Tamam mıyız? Devam edeyim mi? Evet ve işte bakın bir taraftan öyle terör üretmeleri, bu eşkıyaların, bu terör odaklarının diğer taraftan. Şimdi mesela İslam terörü denemez. İslam terörü denemez. Niye denemez? İslam barıştır. Barış terör olur mu ya? Barış terör. Bu ne? Bu ne mantık? Bu cümleyi Kur'an'a deli dersin. Onu şeye tıkarsın ya. Deli teşhisi koyup tedavisine bakarsın. Bu denemez. Bunu diyen ne dediğini bilmiyor demektir. Ve İslam'dan başka da bir barış sistemi yoktur. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a ve kıyama kadar, yeni dünya düzenine kadar şu dünyadaki yekane düzen budur. Yekane barış sistemi budur. Ama adam bunu diyor. Yanlış yapıyoruz o zaman. Ve bizimkiler de diyor ki biz işte Hristiyan terörü diyor muyuz? De! Hristiyan terörü denir. Çünkü Hristiyanlık demek İslam demek değil, barış demek değil. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İslam barış sistemine karşı Siyonizmin yanında yer alan, Siyonistlerle beraber haç işaretini kutsayan, İsa Aleyhisselam'a karşı şiddete başvuran ve onu devam ettiren bir algının ürünüdür Hristiyanlık. Hristiyanlık terör üretir. Yahudilik terör üretir. Bakın başka bir şey söylüyorum. Veya ben de bir beşeri ideoloji üretiyorsam, İslam'dan FETÖ üretiyorsam, o terör üretir. İslam'dan başka bir beşeri algıyı, şuculuğu buculuğu, cemaatçiliği, mezhepçiliği, işte Şia terörü olur Başka bir terör olur, harici bir terör olur. Eşkıyalık olur ama İslam terörü olmaz, barış terörü olmaz. Aynen Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi. Ben de İslam adına onlar dün ürettiler. İsa Aleyhisselam'ın İslam'ından böyle bir şey uydurdular. Birilerde bugün Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'dan ki öncesinden farkı yoktur. La nufarriku beyne ahadim min rusuli. İşte her cuma yatsıdan sonra okunan. Resuller arasında ve onların getirdikleri arasında bir fark yok. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'a rağmen FETÖ'izmi üretenler, Kemalizmi üretenler, şuculuğu üretenler, buculuğu üretenler, Şiacılığı üretenler, işte hariciliği üretenler, şunu bunu üretenler, onlar terör de üretir. O onun terörüdür, İslam'ın değil. İşte bakın Avrupa'da bile 356 cami kundaklandı. Yakın zaman. Ya camiyi kundaklıyor, ibadethaneyi kundaklıyor ya. Biz kiliseye bile saygı duyuyoruz ya. Niye? Kilisenin aslı Allah tarafından makbuldür. Haktır aslı. İsa Aleyhisselam'ın o savami dediği manastırlar, yani savami, sav, oruç tutanlar. Aslı haktır. Mescittendir. Havralar da öyle. Aslı. Bozulmuş hali ayrı. Hristiyanlık, Yahudilik gibi bozulmuş hala ayrı. Bakın farklı şeyler söylüyorum. Ezberleri bozuyorum. Şu anda belki birçok ilahiyatçının, diyanetçinin kabullenmeyeceği, yanlış bildiği şeyleri söylüyorum. Doğru zannettikleri yanlışlar veya yanlış bildikleri doğrular hesabından. Ancak burada onların aslında sahip çıktığımız gibi İslam'a tabii ki hepten sahip çıkacağız. Hristiyan terörü olur, Yahudi terörü olur ki bakın şu anda e, bu işletiliyor ve bunu Siyonizm adına daha da faşizan bir şekilde aslında Yahudilik de bir faşizanlaşma ırkı iyileşmedir. Dini ırka alet etmedir. Onun başlangıcıdır. O Siyonizm'e, o Siyon, oradan Siyonizm'in doğacağı başından belli. Hristiyanlıktan başka bir şey doğacağı belli. Haçı kutsayan, İsa Aleyhisselam'a karşı işletilen, oç işletilmeye çalışılan, çarmıh şiddetini, zulmünü besleyen, büyüten, onu kutsayan bir anlayıştan sulh, barış, selamet çıkar mı? Mümkün mü? Bu bal gibi Hristiyan terörü. Bakın çok farklı şeyler söylüyoruz. Ama İsa Aleyhisselam'ı, Meryem validemizi, Musa Aleyhisselam'ı sonuna kadar savunuyoruz. Onun getirdiği İncil'i sonuna kadar savuruyoruz. Tevrat'ı sonuna kadar savunuyoruz. Bugünkü asıl onların yeni versiyonu, güncel versiyonu, Kur'an'ı tabii ki baş tacı ediyoruz. Baş tacı. Nihai day dayanamız. Ve bakın bu Hristiyan terörü işte Amerika'da, şu da bu da, Rusya'da. Kızıyla erkeğiyle biz gençliğimizi görüyoruz. Çiftliğe Evet, bir sonrakine geçiyoruz. Ve muhteremler, bunlar terör üretiyorlar. Eşkıyalık yapıyorlar, yaptırıyorlar, bu şartları oluşturuyorlar. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, niye bizim ülkemize mülteci olarak geliyorsunuz diyorlar. Ya senin ülken değil orası, Allah'ın ülkesi. Sen o ülkede Allah'a taşkınlık ediyorsun, eşkıyalık ediyorsun, ilahi nizama anarşistlik ediyorsun. Bu, bu, bu hakikat bir tarafta. Bu külli hakikat, temel hakikat. Peki Afganistanlı, Iraklı, Suriyeli niye geliyor oralara? Çünkü gittin onun ülkesine bomba yağdırdın. Afganistan'a bomba yağdırdın. Irak'a bomba yağdırdın. Suriyeli'ye bomba yağdırdın. Amerikalısı, Rusyalısı... Taşeron örgütleri kullandın. Orada Saddam'ı kullandın. Başka yerde başkasını kullandın. Esad'ı kullandın. Yetmedi şu anda PKK'yı, PYD'yi kullanıyorsun. Yetmedi FETÖ'yü kullanıyorsun. İnsanlara ülkelerinde, evlerinde rahat yüzü göstermiyorsun. Bile zalim. Onlar gelip senin Avrupa'nda, senin Amerika'nda, senin değilse bile. Sen işgalcisin, işgalci. Ona rağmen gelip senin ülkende böyle bir şey yapmıyor saygı duyuyor bire faşist, anarşist, terörist, eşkıya, tağut. Bire insaf, bir insan şaşırdığı zaman, ölçüsü kaçtığı zaman bunun sonu attı yok. Ve bakın onlara şu anda mültecilere gene biz kendi içimizde onları tedarik ediyoruz. De desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Geldiğince ve diyorum ki yavaş yavaş bizim siyasilere gene bir akıl vermek istiyorum. Nasıl Tel Apyat'tan e, şeye gidin Şah Süleyman, Süleyman Şaltube. Şu anda bakın adalar, bir hat çizdim oradan. Adalar bunu masa üstünde vermişler. Hiçbir zaman bu Yunanistan'ın olmadı. Bu Osmanlı daha sonra ara döneminde, fetret döneminde İtalya burayı götürdü. Sonra eliyle Yunanistan'a terk etti. Çünkü işte abi kardeş terörist eşkıyalar köpek köpeği ısırır mı? hasebinden. Ve diyoruz da coğrafik olarak bakın. Coğrafik olarak yukarıdan aşağıya bir hat çizdiğimiz zaman kuzeyden güneye doğru. Bakın gene burada bile hadsizlik yapmadan. Ya o coğrafi işte coğrafi şey Anadolu coğrafyasının bakiyesidir oradaki adalar. Şu şu anda o çizgi kırmızı hat çizdim. O kırmızı hat denizin ortası. Yani bazı adalar işte Yunanistan tarafında o ana karanın parçası, bir tarafta Anadolu o ana karasının parçası. Coğrafik olarak işte e, fizyolojik olarak e, bu böyle. Bu böyle. Öyleyse en azından şu yapılabilir bir akıl veriyorum. Tamam işte Avrupa'nın derinliklerine şuraya buraya değilse bile bu mülteciler en azından ya bu adalara gitsinler. Önlerini açalım, destek olalım, adalara yerleşsinler. En azından o kırmızı hattın bizden tarafına yerleşsinler. Oranın mukimleri olsun, yerleşikleri olsun. Bu Allah'ın arzı değil mi? Bir taraftan öyle, bir taraftan bu insanları o hale düşüren bunlar değil mi? Esad'ı besleyen, destekleyen, PKK'yı besleyen, destekleyen ve şu anda 24 saat içinde 500 kişiden fazlasını her gün öldüren bu Amerika ve Rusya değil mi? Avrupa değil mi? Bunları bu hallere düşüren, bu bile yetmez vatanın, o vatanındaki yılların birikimi, evini, barkını, birikimini telaf ediyorlar. Onları dar, parvar ediyorlar, darmadağın ediyorlar. Bu insanların birikimi, bu insanları tazminat ödemek zorundalar. Bu savaş suçudur. Bu suçtur. Bu suçu ödemeleri karşılığını vermeleri gerekir. Her halükarda hiçbir şekilde bunun karşılığını veremezler ya ne kadar zararı neresinden dönersen kardır. En azından onun açısından biz diyoruz işte buna yardımcı olalım. El altından. En azından el altından. En altından sivil toplum örgütleri yardımcı olsun ve bu insanlar o adalara yerleşsin. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar bizim ihvanımız. Coğrafik olarak da işte ümmet olarak da vesaire bunların bizden farkı yok. Arabı, Türk'ü, Kürt'ü biz külliyen işte ümmetin bir unsurları olarak aslında dünyanın yegane mirasçısı yani tamamen hakikaten değilse bile ismen Müslümleriz. Allah da bizi miras çıkılmış bu dünyaya. Hadi geçtik öbür tarafını en azından Anadolu o ana kıtasının parçası olan Ege Adaları mültecilere bırakılmalı ve orada yerleşmeleri sağlanmaları, orada iş kurmaları, düzen kurmaları, bilmem ne etmeleri yardımcı olunmalı. En azından yaşam hakları, en azından onların yaşam hakları, teşebbüs hakları, işte seyahat hakları, eğitim hakları, sağlıklı yaşam hakları, bir iş kurma hakları onlara verilmeli. Nerede beynelmiler teşekkürler? Hani neredesiniz? Ve hakikaten bu siyaset güdülmelidir diye düşünüyorum. Bu acizane ilk defa benim gündem ettiğim bir e, meseledir. Ve bunun doğru anlaşılması ve bizzat gerekirse el altından, adam el altından bütün pisliği işliyor. Ya biz el altından biraz hak işleyelim, doğru yapalım en azından. O yanlışların bir kısmını düzeltelim en azından. Bunu neresi? Bunun neresi suç? Bu haktır. Hakkın ta kendisidir. Gerekirse o mülteci kardeşlere de bu fikir verilip orada yerleşsinler. Gidebiliyorlarsa daha da batıya doğru gitsinler. Siz misiniz bizim ülkemizi tavrumar eden? Biz de eğer biz gülmezsek siz de gülemezsiniz. Burada barış olmazsa dünyada barış olmaz. Çünkü biz terörden yana olmayalım ama bu hakikati duyurmazsak, bu hakikati iletmezsek bu çark bitmez. Bu çark dönüp durur. Bu kısır döngü bitmez. Bu da hakikaten içler acısı bir durum. Bunu bitirmemiz lazım ve buna makul çözümler vahye, vahye uygun, hakikate uygun, işte vakıaya uygun, ayağı yere basan, güncel bunları zorlamamız lazım. Zorlamamız lazım, zorlamazsak bu defa hakikaten seni yerinde bırakmazlar. Rahat yüzü göstermezler. Bu eşkıyalık dünyada var olduğu sürece bu mikroplar, bu hastalık tedavi edilmediği sürece er geç sana bulaşacaktır. Seni rahat bırakmayacaktır. Bu sıhhi bir problemdir. Sıhhi bir müşküldür. Buna karşı çözüm ve tedavi önerilerimiz işte bunlardan en yakın olan çok belki birileri ne oluyoruz falan bu. Aslında çok sıradan, çok basit, çok sade, çok anlaşılır, çok makul, çok vahiy, çok vakaya uygun ama Tabii ki bunu bile herkese kabullendirmek çok o kadar kolay değil. Ve diyoruz ki Ege Adaları, işte kırmızı hattın en azından doğusunda olan, Anadolu'nun bir parçası olan, oralara biz değilsek bile şu mülteci, Suriyeli, Iraklı, Afganlı, işte Mısırlı kardeşlerimiz yerleşsinler. 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 Ve buna da yardımcı olmaya çalışalım. Ve bir sonraki afişle inşallah... Evet muhteremler, peki bütün bunlar nasıl halde olacak? Aslında bunlar kolay işler değil. Kolay işler değil. İşte çünkü dünyanın birikimini terör üretmek üzere, eşkıyalık üretmek üzere bir şeye dönüştürmüşler sistemsiz diye. Asıl eşkıyalık neydi? Allah'ın devesini boğazlamak. Bakın işte o Şems suresinde Hemen onun akabinde okuduğum o 11 ve 12. ayetlerin peşinden hemen 13. ayet Nagat Allah'ın devesi. işte Semut kavmi Salih Aleyhisselam'ın yaşatmaya çalıştığı Allah'ın devesi, daha doğrusu Allah'ın düzeni, Allah'ın mekeresi, Allah'ın dini, Allah'ın nizamına hayat hakkı tanımadılar kendi beşeri ideolojilerini, eşkıyalıklarına alan açmaya çalıştılar. Allah'ın devesini boğazladılar. Allah'ın dinini boğazladılar. Allah'ın Müslüm kullarını boğazladılar. Bunlardan barış beklenemez. Dünya saadeti beklenemez. Dünya barışı beklenemez. Kafası basmaz bunların buna. Kafası bassaydı İslam karşıtı, barış karşıtı olamazdı. Barış karşıtından barış beklenir mi? İslam gücünü dışında bir barış gücü olamaz. Bunu daha önce de gündem ettik. Barış gücü demek İslam gücü demektir. İslam gücü olmadığı halde barıştan dem vuruyorsa bilin ki o eşkiyaya alet olmuştur. Eşkıyalık üretiyordur. Terör üretiyordur. Barış değil, fitne, fesat, savaş üretiyordur. Gıtal üretiyordur. Batının işgalini, sömürgesini bitirecek yapı İslam ordusu. İslam askeri. İslam gücü. İşgale karşı İslam ordusu, barış ordusu ancak budur. Bunun dışında hiçbir şey dünyaya barış getirmez. İslam getirmez, hakkaniyet getirmez, meşruiyet getirmez. İslam'da işgal yoktur. Kafirler işgalcidir. Ayet-i kerimede de hemen işte eee Ali İmran Suresi'nin ikinci sayfası. Ve bu yani dört dörtlük değilse bile her şey hiçbir zaman dört dörtlük başlamaz. Mütevazi bir şekilde başlar, daha sonra dört dörtlük olur. Şu anda biz Müslümiz diyorsak bile bakın, biz dört dörtlük Müslüm değiliz ki. Biz talebeyiz, İslam olmak istiyoruz demek. Mükemmel olan İslam, biz ona adayız, aday. Talebeyiz, talebe. Dolayısıyla İslam olmaya çalışıyoruz. Bizde hata olabilir ama İslam'da hata olmaz. Dolayısıyla ufak ufak bir tam teşekküllü, çok güçlü bir şey nihai nokta oluşturulamıyorsa bile bu en azından kafalarda oluşması ve İslam ordusunun yavaştan yavaştan tesis edilmesi en yani işte Suriye'de, Irak'ta, şurada, burada neden olmasın? Şu anda işte bakın bu tesis edilmeye çalışılıyor Türkiye bir tarafta öbür. Yani bu daha da güzelleştir, daha da olgunlaştırılabilir. Bu fikrin yaygınlaşması lazım. Bu fikri sevmemiz lazım. Bu fikre inanmamız lazım. İnanmadan olmaz. En azından şu anda bu fikre inanalım ki onu hayata geçirmek mümkün olsun. Şu anda biz bunun fikriyatını yapıyoruz. Fiiliyatını da inşallah yavaş yavaştan aslında çok geç kalınmıştır. Ama ama durmak yok. Yola devam daha da hızlanarak, ivmeyi artırarak yola devam etmemiz lazım muhteremler. Ve bu fikriyatı her yerde besleyelim ve bunun unsurları olmaya çalışalım. Bu resmi olur, gayri resmi olur. Bu daha çok savunma, işgal değil. Hakkı, hakkaniyeti, meşruiyeti, İslam'ı ve insanların, mazlumların haklarını savunmak için. Bu haktır ve bu görevdir, vazifedir ve bu farzdır. En azından farzı kifayedir diyoruz. Herkes üstüne düşelim inşallah katkı sunmayı yapsın diyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Ma'a selam. Selametle muhteremler.